Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah için din kardeşini sevmenin mükafatı. Bir neseben kardeş vardır. Ana babadan kardeştir. Eğer yolları ayrı ise bu kardeşlik en çoğu mezara kadar. En çoğu diyorum. Çünkü zaman geliyor, öyle kavga oluyor. Hele miras yönünden kopuyor kardeşlik. Din kardeşi ise sonsuz bir kardeş, din kardeşliği. Mevlam buyuruyor bizlere Hücret Suresi'nde İnnemel mü'minüne İnne ile ma burada bir araya geliyor. İnne bir de ma. İnne kesini mutlaka. Ma da burada has için geliyor. Ancak müminler nedir? İhvetün kardeştirler. Yani bu yalnız müminlere kapsıyor. Demek ki imanı olmayan bir kişiyle kardeşlik olmamıyor. Ancak müminler beraber kardeşleriyle müminler. Buradaki el-mümin'de lam-ı tarif var. Bu istirak için geliyor. Bütün müminleri kapsıyor bu. Doğuda, batıda, 1000 sene önce, 2000 sene önce, hatta önceki peygamber ümmetlerine kapsıyor bu derler. Din kardeşliği. Şu anda mezarda olabilir, dünyada olabilir, veyahut da dünyada gelmemiştir, gelecektir. Hepsini kapsıyor bu. Bir şirket bu. Onun şirket, din kardeşim o derler. Yani kim bu şirkete dahil olursa, elhamdülillah, ölürse de arkadan sevabı gidiyor bana. Her Müslüman namazında okurken Rabbena fil veli valideye velil mümine diyor. Velil mümine. Allah'ım beni, ebeveynimi ve müminleri affele. Müminleri böyle. Ölmüş kimsesi yok tabii. Hayat aleminde. Ama imanlı ölmüşse ona kadar sevap gidiyor muhteremler. Hayatta olanlar da mesela şu anda namaz kılanlar var. Akşamı kılan var, yatsıyı kılan var, sabah kılan var, gece namazı kılanlar var. Durmuyor bu şekilde böyle. Her Müslüman namazında dua ediyor bütün müminlere. Hayatta olsun, kabirde olsun böyle. Elhamdülillah devam ediyor. Fakat bu iman kardeşliğini de korumak gerekiyor. Mevlam buyuruyor bizlere Ali İmran'da Rahim Vatsın bihabdillah ve atasın bihabdillah ve atasımu itisam ediniz. İtisam sıkı yapışın, sarılır. Bihabdillahi Allah'ın Celle Celaluhu ipine. İpine. Nedir bu ip? Allah'ın dinine. Bir hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'e böyle. Allah'ın dinine, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e. Burada Mevlam buyuruyor. Ve atasimu itisam. Sıkı sıkı yapışın. Kimler? Cemiyan. Hepiniz Mevlam buyuruyor böyle. Hepiniz böyle. Hep birlikte. Ve la teferraku. Sakın ha Mevlam buyuruyor. Bölünmeyin. Yapmayın tefrikayı. Tefrika yapmayın Mevlam buyuruyor. Müminler hep kardeş olduğuna göre bu kardeşlik de devam ediyor. Dünyada, kabirde, mahşerde, sadece cennette. Bu devam ediyor, edecek bu kardeşlik. O ne gerekiyor o halde? Birlik, beraberlik geliyor. Birbirine sevmeleri geliyor bütün müminlerin.
Burada ve atasımı emir, emir hazırdır çoğu sigasıyla. Demek ki Allah'ın Kur'an'ına sarılmak, Kur'an'ı öğrenmek, okumak, yaşamak Kur'an-ı Kerim'i, uygulamak ve Kur'an-ı Kerim'i hakim kılmaya çalışmak farz oluyor Müslümanlara. Vela teferruku bu da neyi hazır böyle? Yani melediye yasaklama burada da. Bu ayet-i kerimeye göre teferruku haram olmuş bu dönemler. Yani Müslümanlar, evet camisi farklı olabilir. Herkes aynı camiye sığmaz böyle. Her insan dine sohbet ayrı olabilir, meşrep ayrı olabilir. Ama İslam birliği olacak aralarında. Bu Müslümanları sevmek, din kardeşini sevmek. Nedir sevgi muhteremler? Sevgi gönül meselesi. Üç türlü sevgi var. Birine deniyor fıtri sevgi, fıtrattan, doğuştan olan sevgi. Bu doğal bir sevgidir bu. Bir insanın evladını sevmesi. Öyle ana baba vardır, istemez evladın olmasını, artık yeter der, istemez olmasını. Ama Rabbine verir, çünkü doğdu mu, onun gözüne gördü mü, onu sever. Bu fıtri sevgi. Bu insanlara özel değil ama. Hayvan da vardır bu sevgi, hayvan da vardır. Mesela balina balığı, bu gebe kalır, yavrusunu doğurur. Denizde, okyanusta hem de böyle. Doğurur, tabii su içinde, denizde doğuyor böyle. Her doğumla gelen her yavru mutlaka süt emer muhtemelen böyle. Süt emer, annesine bağlıdır böyle böyle. Bakın balina balığı, yunus balığı, fok balığı ne yapar bunlar? Doğurlar bunlar. Sütünü yavrusuna verir. Ama dalgalar var denizde. Alabır oluyor, oluyor. Sütünü fışkırtır böyle. Bir ağzını açar, hemen bu şekilde böyle. Ormandaki vahşi canavar, vahşi canavar böyle. Aç hayvan bile doğum yaptığı zamanlar yavrusuna parçalanmaz, yemez mi? Kelpi yavrusunu böyle. Onu itinayla gözetir, yağlar, yani masaj yapar, kurutur. Ondan sonra kendi doğum yapıp hasta olduğu halde ona gider rızık getirir böylece. Bu sevgidir nedir? Fıtri sevgidir böylece. Yani Allah'ın kanunları iki ayrı böyle. Birine fıtri deniyor bunlar. Bir de yer çekimi mesela kanunu böyle. Bu da fıtri kanundur. Bu kanunla ne oluyor? Bir denge düzen kuruyor evrende. Dünya güneş arasında, galaksi arasında, yıldız arasında bir denge var çekim kanunuyla. Görülmüyor. Sevgi bu da görülmüyor. Öyle bir kanundur böyle. Bir de nefsani sevgi var. Nefsani var böyle. Nefsani yani erkek kadının birbirini sevmeleri. Nefis adına, şehvet adına. Bir de ruhani sevgi vardır. Gönüllü olur bu. Bu fıtri değil bu. Bu kesbi deniyor buna. Kesbi böyle. Yani doğuştan kul Allah'ı sevmez doğuştan. Peygamberi sevmez bunlar böyle. Bu kesbi deniyor buna. Kul tefekkür ile, ibadet ile, iman ile, zikrullah ile Allah'ı sever Celle Celaluhu, peygamberi sever, Allah dostlarını sever, müminleri sever. Bu kesbidir. Onun için bunda sevap var muhtemelen. Onun için bunda sevap var bunda böyle. Peki ne yapma gerekiyor Müslümanlar beni sevmeleri için ve bölünmemeleri için ne gerekiyor aralarında? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o kısa dönemde 23 yılda o saadette elhamdülillah her şeyi bilir muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Aleyhisselam Buhari Müslim'de La tedhul cennete hatta tü'münü La tedhul cennete siz de cennete giremezsiniz peygamber.
yerde giremezsiniz. Hatta tümünü iman etmedikçe. Hatta sonuç nihayet bu. Demek ki iman cennete girilmiyor. İmansız muhtemelen. İmansız girilmiyor cennete. Evlenmişti insanlığa yararı var. Şunu yapmış, bunu yapmış. Yapmışsa dünyada onun karşına almıştır dünyada. Ün olmuş, şu bu olmuştur. Hatta insanlığa, Müslümanlara bile farisi bile olsa bir garip Müslümin cehenneme girmesi haram olduğu için cehennemde azap hafifler muhteremler. O var böyle. Mesela diğer bir kafir, gayrimüslim örnek olarak 1000 derece ısıda yanıyorsa bununki 700 yener, 600 yener, 500 yener böyle hafifler bunların böyle şey. Ama cehenneme giremez böyle. Öyle bir arsam Hazretleri. Sizler cehenneme giremezsiniz iman etmedikçe. Velâ tü'minû hattâ tehâbû. Ve sizler gerçek mümin olamazsınız hattâ tehâbû birbirini sevmedikçe. Bak muhteremler. Yani bu kadar belki önüne bakın dinle böyle. İmansız cennete girilemiyor. İman şart. İman işine gerekiyor. Müslüman birbirini sevmeleri gerekiyor. Bakın böyle. Velâ tü'minû. Gerçek mümin olamazsınız. Bunu Resulullah buyuruyor. Hatta tehabbu birbirinizi sevmedikçe. Tehabbu karşılıklı böyle. Müfale babından geliyor. Evredin bu şeyin sahabına sordular. Ya Resulallah peki nasıl yapalım? Nasıl birbirimizi sevelim? Yani birleşelim, birlik olalım. Size bir şey bildireyim de böyle اِذَا فَاَتِمُوا تَحَابَبْتُمْ. Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz, sevinçle mümin olursunuz, yani giresiniz buyurun derimler. اَفْشِ سَنَا بَلَكُمْ. Ben buyurdu, bakın çok kısa böyle, öz yani اَفْشِ سَلَامَ بَلَكُمْ. Aranızda selamı ifşa yayın böyle, selam ver böyle. Efendim işte o gruptan, bu gruptan, şuradan, buradan yok muhterem böyle. Müminler kardeştir. Demek ki bu nasıl yaklaşma? Selam ile olabilir. Selam ver. Esselamu aleyküm, aleyküm selam böyle. Yani selamı kısırmama Allah'ın selamı Celle Celaluhu. Yaymalı bunu, vermeli böyle. Hatta alıştırmalı bazı insanlara. Öyle insanlar var, artık selamı unutmuşlar bunlar. İyi akşamlar, iyi günler, şunlar bunlar. Yani selam kalkmış, yerine başka şeye girin bunların böyle şey. Bunlara sıra vermeye gerekiyor. Alıştırmalar için selama. Arşın gölgesinde 7 sınıf gölgelenecek arşın gölgesinde. Mahşer yerinde diğer insanlar yanarken mahşer güneşin altında. Dünya çok değişecek. Garil erdi. Tebliğ olacak. Başka dünya olacak dünya. Çok büyüyecek ama dünya. Güneş yakacak dünyaya. Dünyada olacak mahşi yeri. Dümdüz olacak. Dağ, tepe, orman, dere, hendek çürük kalmayacak böyle. Beyaz, gümüşümsü bir maden olacak. Dünya, yeryüzü. Toprak olmayacak. İşte insanlar toplayacakları mahşerde. Yani bir sur üfleyecek, sur böyle. Allah'a göre kolay oldu. Meleğe göre kolay böyle. Su üfleyecek. Bütün insanlar, bütün canlılar, bitki hariç ama tabii, hayvanlar, cinler, şeytanlar, melekler toplanacağız mahşerinde. Baş açık, yanına yak. Ayaktan taban yanacak. Sanki ateşten sar üzerinde. Ayaktan taban yanacak. Beyin kanca güneşten, beyin kaynıyor güneşten. İzdiham. Üst üste insanlar. Nefes alamıyor böyle. Hiç ses yok. İlla hemsa. Bir nefes alıp veren böylece. Terleme böyle. Buram buram terleme böyle. Dil sarkmış artık. Ciğer kurumuş.
susuzluktan, açlıktan. Ölüm yok ama. Ölülmüyor ama. Kişi susuzluğun acısını çekiyor. Açlığın acısını çekiyor ama ölüm yok. Ölemiyor kişi böyle. Sonra korku, şok, panik böyle. Ne olacak halim böyle böyle. Orada cehennem getirilmiş. Ateşin saçıyor cehennem, patlıyor, imlak ediyor cehennem. Yani ana, baba, kız, kardeş, birine kaçın insanlara. Kimseye bakmıyor yani böyle böyle. Nefsi, nefsi, ne olacak halim böyle. Kimseyi kimseyi göremiyor. Dehşetli günde 7 sınıf var, 7 sınıf insanlar. Bunlar mahşerde beklemeyecekler. Bunların yeri arşın gölgesinde, havuz-ı kevserden başlatacaklar. Daha yok kadar sohbet etken aralarında. Bunların biri işte, altını saymıyor hepsini. Ve recüllâni. İki kişi ki, teabbillâhi. Allah için birbirini sevenler. Sevenler böyle. Bu grup bunlar böyle. Allah Celle Celaluhu birbirini sevenler. İçtime aleyhi. Bunun için bir araya gelenler. Yani Allah için sevdiği, sevdiğini sevenler. İki kişi olur tabi, iki grup olabilir, cemaat olabilir böyle. Allah birini sevenler, bir araya gelenler, bunun için bir araya gelenler. Allah için bir araya gelme anlamı şu, orada Allah'ın rızası aranacak muhteremler. Mesela işte Allah için geliyorum der de, hele hanımların günleri vardır. Artık çeşitli yiyecekler, şunları, bunları, çaylar, konuşmalar, ıvır zıvır şunlar bunlar böyle değil de Allah için bir araya gelme demek bir yardımcım Allah yolunda. Ve teferrak aleyhi ayrılırken yine Allah için ayrılma becermeden böyle. Bakın ne kadar sahip böyle. 7 sınıftan biri bunlar böyle. 7 sınıftan biri bunlar böyle. Allah için recaibini seven der. Allah için bakın sevme geliyor buraya. Allah için Celle Celaluhu sevme geliyor. Mesela günümüzde var böyle grupsal bir sevgi böyle. Aynı grup olanlar. Buna girmiyor muhteremler. Allah için sevgi peygamber de aşıyor bak. Bu peygamber de aşıyor böyle. Yani başka ümmetleri de sevmek, ehli iman müminleri sevmek gerekiyor böyle. Yani peygamber çemberini bir aşıyor. Bütün evreni kaplıyor, bütün ehl-i imanı kaplıyor. Bunun için demek ki grupsal sevgi değil, yalnız ümmetçi bir sevgi değil, peygamber aşan Allah için bir sevgi böyle şey. Peki bunlar nasıl yaparlar kendi aralarında? Ne gibi hareketi olur bunların? Hadis-i Şerif Deylemi'de bu Aleyhisselam Hazretleri Mesul Ehabeyni Mesul ehabeyni iki din kardeşinin misal örneği. İzel tekaya bir araya gelince iki Müslüman, iki grup Müslümanlar Allah eşimini seven der. Böyle gelir zaman. Mesul yedeyni iki el gibidir bunlar peygamber. İki el gibi örnek. Tagsülü ihdavümel uhra. Bakınız. Peygamberimizin ne güzel bir örnek veriyor bizlere. En büyük eğitimci Aleyhisselam'ın böyle. İki el gibidir, iki el birini yıkarlar böyle. Sağ el yıkarken sopana demez, o da yıkar mı? Bir şey sağ el kaldıracak, sol bakmaz, o da yardım eder. Her şey beraber. Sağ elde bir yara çıvan var böyle, sol el onu tedavi eder böyle. Sol elde bir şey var, sağ onu tedavi eder. Bakınız. Resulullah Efendimiz'in öyle böyle. İki el gibi böyle böyle. Birbirini temizlerler. Burada asıl tagsülü geliyor. Yıkama. Önce birbirini temizleme. Göt arındırma. Arındırma böyle. İki Müslüman böyle gelince, yuvarlı gelince öyle demek ki kusur varsa, bir hata varsa, günahlar varsa bunlara birbirine tevbe etmeye teşvik böyle. Tevbe edelim, istiğfar edelim böylece. Yani şöyle bir yapmıştık, böyle yapmıştık. Pişman, ne demek tevbe.
Sonra yardımlaşma. Hani iki el gibi. İki el gibi böyle. Bir yapamadığını hem uyanmadı böyle. Hem sen çok kal demez bu şekilde böyle. İkisi aynı şey yapışırlar. Birbirini yıkarlar. Temizlerler. Birini tedavi eder bu şekilde böylece. İşte kardeşliğin de gereği bu muhtemelen böyle. Yani yeme içmek şu bu değil. Bir dünya menfaati çıkarır değil. Demek ki sırf Allah yolunda Celle Celaluhu Mevla'ya dair de kul olabilme. Bunun için böylece. Çünkü mahşer yerinde muhteremler, mahşer yerinde öyle bir gün ki mahşer yeri gerçekten korkunç bir gün mahşer yeri. Hesaba çekilme, sorguya çekilme. Sorguya çekilme. Yaşam boyu ama. Bülük çağından başlangıç. Yaşam boyu yapılanlar böyle. Yani bir hain bakış, bir hain deyince böyle harama bakışla buna girer. Küçümsemeyle bakan da, hasetle bakan da buna girer böyle. Hainetli ayın benim hocam. Hain bakışı da her bir zerre sabgına ortaya konacak mahşerde böyle. En korkulu gün mahşer gününde. Şimdi sıra gelecek birinin başına. Hesaba çekiliyor. Mizan var. Mizan terazi anlamına geliyor. Yani vezinden isim alet olmuş oluyor mizan. Tabii nasıl bir mizan bilemiyoruz bunu böyle. Şeklini, şemayı bilemiyoruz bundan böylece. Bunun sağ tarafına sevap konuyor. Soluna da günah konuyor böylece. Öyle biri olacak ki imanlı ölmüş. İmanlı ölmüş. Ama sevabı günahı eşit. Tam denk geldi böyle. Arafta kalması gerekiyor. Hemen cennete giremiyor. İkisi eşit. Yani bir zerre, yani bir defa da bir Allah deseymiş dünyada, o da konsa sevap ayı geliyor. Bak. Şimdi bir örnek vereceğim. Yani siyasete dalmıyorum da muhteremler. Muhtar seçimlerini şey yapalım. Mesela ne oluyor? Bazı muhtar tek oyla kaybediyor. Böyle. Yani bir oy da olsun da kazanıyor. Böyle. Yani mahşerde de mizanda da ne olacak? Sevabın ağır gelmesi gerekiyor. Günah geçmesi gerekiyor sevabın. Ağır gelmesi gerekiyor. Bunun için yani elimizden geldiği kadar her yerde muhtemelen böyle. Yani tuvalet, banyo hariç her yerde böyle Allah'ın zikredelim Celle Celaluhu. Selam verelim. Hasta ziyaret eder. Artık İhlas okumak, Fatih okumak elimizden geleni yapalım muhtemelen. Böyle gerçi biz onu bilmeyelim, unutulan fark yok, zarar et, yapma çalışalım. Demek ki geldiği bir mesajın başına geldi, sevap günahı eşit şimdi. Başka yok, başka yok bir şey böyle, yok. Daha pişman ben o dönemler. Kendini kılıyor böyle. Levvamı değil, levmedik. Ah, neye iki kez namaz kılmadım, ne şunu yapmadım. Mesela yastığımı evde kılmıyor. Cami gülseydi, o seyreterdik insanlar. Eyvah pişman içerisinde. Diyecek ki ya Rabbi bana izin ver. Benim annem vardı dünyada. Ki benim için ağladığı, hasta olsam başımda benim için üzüldü. Yemedi bana yedirdi. Benim babam vardı. İşte evlatlarım var, kardeşlerim var. Şunlar bunlar var. Gideyim bunlara ya Rabbi. Birer zerrecik. Ona sevap alayım geleyim buraya ya Rabbi. Rabbim peki kulum git bakalım. Önce annesine gelecek, anne gelecek. Anneciğim, durum böyle bir anneciğim böyle. Az bir sayı ihtiyacım anneciğim, yoksa yanacağım, giremeyeceğim cennete böyle. Sıratı yanacak ama çünkü. Yanacağım anneciğim, ne olur az sevap. Aman oğlum aman kaç. Bak evi ne olacak? Halim böyle. Babası, evlat, kardeş, kim varsa herkes kaçıyor bundan böyle. Artık ümit tükendi. Yanacak sırat köprüsünde. Boynu bükmüş. Artık kadere tabi mecbur artık. Çaresiz razı kaderine artık. İster istemez. Giderken mizan başına dünyada sevdiği bir din kardeşi varmış. Onu Allah için severmiş. Bir de gerilemiş beraberce bunlar bir araya. Allah yolunu Celle Celaluhu. O görüyor. Parıştan.
O da hesaba çekilmemiş daha. Karşıdan bağırıyor işte Ali Bey neyse üzerinin ismini söylüyor. Ne oldu? Senin çok hüzün yürüyorum işte. Çok mazunsun. Sorma kardeşim. Durun böyle böyle böyle. Kim sana bize hesap vermediler? Ya ben vereyim o zaman sana. Ben neyi ben istemiyorsun ben de? Ben seni Allah için seviyordum. Gene seviyorum. Allah için seviyorum. Senin yanına ben dayanamam böyle. Ben Allah için seviyorum. Yani senin nefsimi tercih ediyorum böyle. Senin yanına razı olamam diye buna bolca bir sahip veriyor. Git sen de rahat git sen tebire diyor. Alıyor sevapları tabii, seviliyor, mezana konuyor, o sevaplar boğulur, yattı, yetti bile. Bu şekilde böyle ayrı bakalım kulun şöyle, Feryok'un bir cennet denir böyle, cennet ayrı bakalım bu tarafa. Ayrıca oraya, şimdi orada aklına geliyor, benim Allah için din kardeşim, bana sevabından çokça bir sevap verdi ama, onu sahip esildi şimdi. Ya onun sevabı az gelirse mahşi, mizanda ne olacak onun hali? O yanacak cehennemde bu sefer benim yerime düşünüyor, olmayacak böyle. Onun yanılmasından sonra ben yanayım diyor, çıkıyor oradan. Melekler ne diyorsun diyorlar, ben diyor, din kardeşliğim yanacak diyor, bunu razı edeyim ben diyor, önüne gideceğim böyle. Mevlam buraya okudum, niye çıkıyorsun bu şekilde? Ya Rabbi, ben okulunu senin için sevmiştim dünyada Rabbim. Senin için sevmiştim. Yine seviyorum Rabbim onu, senin için yine seviyorum. Onun olması razı olamam. Velham buyuracak ki, kulum, sen onu benim için, o seni benim için sevdi. İkini seviyorum, ikini affetti önüm uçak mutlaka böyle. Yani din kardeşliği ve bir alemde geçerli muhteremler. Yani kabirde geçerli, mahşede geçerli. Yalnız tabii sırf Allah için cehennemi sevmek bakınız böyle. Yani hiçbir menfaat olmamak, beklenti olmamak, ondan bir şey ummamak kimseden böyle şey böyle. Bir çıkarı var, şusu busu varsa buna buna girmiyor böyle. Saf halis, yüzü yüz halis Allah için cehennemi sevmek ki bu az evvel arz ettiğim gibi peygamberi de aşan bir şey böyle. Yani başka peygamber olsun, o da buna girmiş oluyor. Peki bu herkese nasip olur mu böyle bir kardeşlik? Herkese nasip olur mu herkese dünyada? Her şey bu davette men eradallahu bihi hayren. Allah dilerse bir kul hayır dilerse yani kul ona layık kul Allah yolunda uğraşıyor, çabalıyor, bir şey yapmak istiyor. Allah için bunu hani dilerse rızık kavuyor, hayırlen, salihan. Allah koluna salih bir kardeşlik nasip eder, dost. Salih, takva böyle, eder böyle şey. Kul buna layıksa, Allah dilerse. Yani demek ki aramakla pek bulunmaz muhtemelen böyle. Aramakla bulunmaz. Eğer kul layıksa buna, kul buna layıksa, kul da çabalıyorsa, buna Mevlam ne yapar? Nasip eder efendim. Rızıkavu halilen salihen. Allah'ın rızıkandırır. Halil dost demektir. Samimi dost ve salih ama. Tekva hocam böyle. İnnesiye zekkerehu. İnnesiye zekkerehu. Şimdi Allah'ın dost nasip etti böyle kardeşliği. Bir şey unuttu. Yapacağı bir ibadetini, şusunu, busunu bir şey unuttu. Bunu hatırlatır. Aman kara bak. Mesela sofrada işte sağdan başla, söyle başla, bunu başla. Böyle sünnet seniyeleri hatırlatma böyle. Herkes bildiğini hatırlatma. Ve in zekere e'anehu. Hatırlatsa ona yardım eder. Bunu yaşaması için, namaz için, orucu için, haramdan sakınması için ona yardımcı olur din kardeşi böyle. Yani maksatları, amaçları nedir? Öbür alemi kurtarmak muhtemelen böyle, böyle. Yani dünya amacı olmayacak bu şey böyle. Peygamber Aleyhisselam'a bir gün, Peygamberimiz tabi, Eshabın hepsini seyredip peygamberdi.
Hepsini severdi Peygamber Hazretleri. Yalnız bazılarında biraz daha farklı bir sevgi vardı. Bazılarında farklı sevgi vardı. Bazılarında. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Muaz bin Cebel'e karşılaşıyor. Tutuyor elinden. Ehaze biyediği ve kale. Peygamberimiz Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Kur'an'ı ezberleyen dört kişinin biri asla ilk ezberleyen böyle. Burada Aleyhisselam Hazretleri Kur'an'ı Muaz bin Cebel'den, Übey Kâb'dan, Salim'den girmesi alın buyurmuş. Muaz bin Cebel Medineli. Ensardan kendisi. Yaşı 18'di, genç delikanlı. Çok yakışıklı bir böyle kendisi. Medine'de Peygamber gelmeden Medine'ye Müslüman oldu. Hazreti Musa bin Umeyr'in davetiyle. Musa bin Umeyr. Biliyorsunuz Peygamber'i Medine'ye gönderdi. Onlara İslam öğretmeleri için. Hazreti Musa bin Umeyr. O da gençti. O da gençti böyle. Çok güzel konuşması varmış. Çok da alçak gönüllü, güler yüzlü, hiç kızmayan öyle bir tipte Hazreti Musa Hazretleri böyle. Medine'ye geldi. Tabi o anda büyük bir çoğunluk müşrikler, Medine halkı. Az Müslüman vardı. 40 kişi vardı Müslüman olduğu zamanlar Medine'ye. Büyük ezici çoğunluğu müşrikler böyle. İdete gelenler, kıl çekip gelenler bunlara. Böyle oturan efendiler de böylece konu kurdu. Peygamber hadislerini söylerdi. Yumuşadı bunlara böylece. Muaz bin Cebel de onun sohbetinde Müslüman oldu. Yaşı 18 böyle. Yalnız onlara Müslüman bizden farklı. Hazreti Musa sahabe. Peygamber gören sahabe böyle. Onun sohbetinde bulunan ne oluyor? İman eden tabi'in makamı. Tabi'in böyle. Tabi'in böyle. Yani zamanımızın en büyük kutbu azamı o makama çıkamıyor. Bir anda Hazreti Muaz ne oldu? Tabiinden oldu, iman etti. Sonra Hazreti Musa'la beraber Mekke'ye gittiler hac mevsiminde. Akabe'de ikinci biatta bulundu orada. Orada bulundu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince hiç yanına ayrılmadı. Hiç yanına ayrılmadı böylece. Öyle Peygamberimizi sevdi. Öyle İslam'a bağlandı. Kur'an-ı Kerim ayetleri geldikçe hem bunu ezberler. Ezber başladığında bunları öğretir kendisi. Ezberledi bunları. Ve bütün savaşa katıldı. Bedir'den başlayarak böyle. Mekke'nin fethi dahil böyle. Hepsine katıldı bunları. Peygamber bunu Yemen'e gönderdi. Yemen'in fethinden sonra vali ve kadı olarak Yemen'e gönderdi. Peygamber bunu kendisi gönderdi. Yemen'e giderken bu, yanında tabi başka da daha var. Bu bir bineğe bindi, hayvana bindi. Peygamberimiz yalın ayak, bak. Peygamber ayakta yalın ayak peygamber. Ayak yok peygamber. Yalın ayak, peygamber yaya yalın ayak. Bunu uğurluyor peygamberimiz. Bu hayvan üzerinde. Utandı tabi. Ya Resulallah, müsaade et de ineyim ben de. Hayır, hayır Muaz. Sen bunun üzerine yürü. Benim de ayağım biraz tozlansa Allah yolunda mı? Ayağım tozlansa Allah yolunda peygamberim böyle. Giderlerken Muaz'la beraber peygamber şöyle buyurdu vedalaşırken şimdi. Vedalaşırken ya Muaz bu son görüşümüz belki. Peygamber buyurdu böyle. Kaybolduğu için belki de peygamberle. Bu belki son görüşümüz. Dönüşünü bir artık göremeyeceksin bundan sonra. Neşidin mi? Kabrimi edersin. Artık Muaz Resulullah'ı göremeyecek artık. Ne yapsın Muaz mı? Yandı mı? Hışkır hışkır böyle böyle. Tutamıyor kendisi böyle. Ateş gibi oldu böyle. Her taraf ter içine kaldı. Öyle ağlama başladı. Peygamberimiz tabii kolay mı bir peygamberi göremek muhtemelen. Yani peygamberin sohbetine bulunanlar, sahabeler böyle. O şems-i cihan nuru muhteremdir. İki cihanın şems-i güneşi yanı. Manevi güneşi böyle.
kalpleri bir anda tazeleyen, kalpleri gönülleri yıkayan böyle peygamber. Ondan gelen feyiz, ruhsal zevk, manevi zevkler. Öyle bir hal. Az maz yandı, yıkıldı orada. Ve öyle oldu muhteremler. Peygamber zaten 9. yılda Peygamber'i Yemen'e gönderdi. Dönüşünde orada haber aldı Peygamber vefatını. Tabi sonra döndü. Medine'ye geldi ama Medine karanlık geldi ona. Peygambersiz Medine, Peygamber Medine ona karanlık geldi. Meşrede girdi, iki rekat namaz kıldı. Ben kabrişlere gitti, artık ağladı, ağladı muhtemelen böyle. Ağladı, ağladı bu şekilde. Peygamberimiz bir gün bunu en tuttu. Yemen'e göndermeden önce. Buyurdu Peygamberimiz, ya Muaz, vallahi inni lehübbüke. Ya Muaz, ey Muaz, vallahi bunu kimse peygamber söylemesine. Vallahi Allah'a yemin ederim ki inni ben lehübbüke seni seviyorum. Böyle. Bak, Peygamberimiz mazı mazı böyle diyor, yemin ederek ben seni Allah'ı seviyorum böyle. Ben seni Allah için seviyorum böyle. Peygamber'e. Sümi usike ya Muaz. Sahibine vaziyetim var peygamber böyle. Demek ki Allah için sevince bak ne oluyor? Peygamber'e birden içine bir şey verecek yani vasiyeti. Dini bir şey verecek tabi böyle. La tedi anne füdübülü küllü salatin. Her namazdan sonra tekur şunu söyle, bunu terk etme. Peygamberimizin bazı sahabelere özel bir tavsiye olur bazı sahabelere böylece. Muaz da bunu buyurdu. Ya Muaz, her namazın ardında, yani vakit namazının ardında fi dübrü külü sıratın bir namazının sonunda ardında şunu söyle. Allahümme e'inni. Allahümme ey Allah'ım e'inni ala zikrike. Allah'ım bana yardım eyle, seni zikredeyim Allah'ım. Unutmayayım seni. Zikri, gafil olmamak böyle. Allah hatırlamak derece alıyor. İbadette, haramda, sakınmada hep bunlar zikir muhteremler. Yani birisi yolda giderken, erkek olarak mesela, biraz da yazılacak günlerde, açı saçı bir kadın gördü böyle. Nefsinin duygusunu iteler böyle. Şeytan tahrik eder, teşvik eder bakması için. O anda Allah hatırlarsa bakamazsın muhtemelen. Allah unutursa bakamazsın muhtemelen. Yalan söylemede, her hareketlerinde Allah hatırlarsa yapamaz böyle. Namazda Allah hatırlama, namazda hatırlama. Bir de dil ile tabiyle, zikir dil ile böyle. Gittiği yerde, gezdiği yerlerde, yattığı yerde hatta böyle. Yan yattığı yerde de böyle. Allah zikretme, zikir Celle Celaluhu. Zikir, Mevlamızın bir esmasıyla olur. Esmasıyla olur böyle. Mesela en başta Nefse-i Celal denir. Allah ismi Celle Celaluhu, Allah ismi böyle. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Alim, Ya Semi, Ya Abbas, hep bunu isimler Mevlamızın böylece olabilir. Genelde ismi Celal, herkesin bildiği yani en büyük isim. Çünkü ismi Celal'de her ismin anlamı bundan mevcut içerisinde böyle. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Sonunda H vardır, onu çıkarması şart muhtemelen böyle. Olmasa anlam boz gider böyle. Zikri olmaz böylece. Allah, Allah, Allah. Tesbihe gerek yok muhtemelen böyle. Yani özel bir dersi varsa yapar sayısına böyle. Bunun dışında bazı mesela bir cami evde gören bazen böylece 5 dakika sana kalmış biraz zikredecek illa tesbih çıkarıyor böyle. Yarım kalıyor böylece. Yani sanki tesbihsiz Allah diyemiyor. kaç tane acaba söyledi? Onun meleğin görevi bu. O yazı bunlardan böyle. Hemen hatta kaydedi böyle. Kaydedi bunlar böyle şey. Bu en kolay sevap muhtemelen böyle. En kolay sevap. Yalnız
diliyle kalbin de bir araya gelmesi gerekiyor. Damak ile mide gibi. Damak, mide. Şimdi ağzına bir şey aldık, çiğnedik, dışarı attık. Mide bir şey gitmedi. Ama muhtemelen. İnsanlar bir gıda alamaz böyle şey. Değil mi? Evet, damak tadı da lazım. Ondan ama mide gitmesi gerekiyor. Be. Damak, mide. Dil, kalp. Dil bundan zevk alacak. Dil de böyle. Allah, Allah derken Celle Câlihü. Önce insan belki pek zevk alamaz böyle. Fakat zaman gelir, kul bunlarla bir tat almaya başlar böyle. Allah, Allah deme Celle Câlihü. Sonra zaman gelir, bu kalbi inerse muhtemelen, yani gönül de buna artık, onda kalp hazır olursa Allah derken Celle Câlihü, kul unutsa bile içinden gelir bir kaynama, kaynayan su gibi böyle, kaynak su gibi böyle, pınar gibi böyle. Kalbinden gelir ve Allah, Allah deme Celaluhu. İşini yaparken, otururken, direksiyon başında, masa başında, tezgah başında, yolda, her yerde, arabada durakta böyle, beklerken böyle, yatar, yattığı yerden de, Mevlam buyuruyor, kıyame ve kuyum ala cürüm Mevlam buyuruyor. Üç şey böyle. Allah zikrederler, kıyamen ayakta. Ve kuuden oturduğu yerde, böyle cunubiyim, celb yan demedi. Yan yattı yerde böyle, böyle. Her yerde zikir Mevla'yı. Dileğe kelime-i tevhid getirir. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle. Bu daha çabuk cezbe getirir derler, diyor ulemalar buna ve evli olabiliyorlar. Kelime-i tevhid. Fakat bunda daha biraz dikkat gerekiyor. Yani kafir olmama gerekiyor. La ilahe illallah derken buradaki la nefi temizlik olmuş oluyor. Gönüldeki bütün ilahları atıyor böyle. La ilahe illallah. Allah'a gönlü sanmıyor illallah. İllallah böylece. Peygamber öyle buyurdu Hazreti Muaz'da. Ya Muaz her namazın ardından bak la tede anne. La tede anne. Sakın sakın terk etme, bırakma. La tede anne. Bunun şeddeli bir tehdit için geliyor buraya böyle. Sakın sakın bunu terk etme ya Muaz. Sakın bırakma bunu. Her namaz ardından bunu söyle. Neydi? Allahümme e'inni ala zikrike. Ve şükrike. Ve sana şükredeyim, yardım et bana Allah. Şükredeyim sana böyle. Nimetini göreyim. Nimetinin farkına varayım nimet. Bir haberi solumak. Haberi solumak. Kim bunun kıymetini bilir? Hayır soluyamayan bilir böyle. Bir nefes darlığı gelir. Bir nefes darlığı gelir, bir tıkanır. Yüzü kızarır mı? Şişer mi? Morurur böyle böyle. Morurur böyle. Hastanızı yetiştirir ambulansla böyle. Takadır okşanın tüpünde böyle. O bilir muhtemelen böyle. Her nefes değil mi? Bir nimet değil mi? Her nefes böyle. Her nefes, her nefes büyük bir nimet böyle. Nefes almak böylece. Tamam, solun yolun var. Burundan başlıyor, gırtlaktan gidiyor, akciğere gidiyor. Havada oksijen de var. Ama Allah izin verirse alıyoruz bunu. Her nefes de böyle böyle. Her içilen su da böyle. İnsan yemek yemesi, ekmek yemesinde. Ki Rabbim o kadar merhametli ki Rabbim muhteremler. Rahman, Rahim olan Rabbim. Öyle Rabbimiz gibi elhamdülillah. Rabbim çeşidi yaratmış böyle. Kuran işten bıkmasın böyle. Bıkmasın böyle. Mesela affedin hayvanlar değil mi? Ahırda hele kışın böyle. Aynı şey yiyorlar durmadan böyle. Sabah akşam aynı şey önlerine böyle. İnsanlara böyle her mevsimde başka böyle. Farklı farklı böyle. Her mevsimde böyle. Kışın, baharda, yazın, sonbaharda böyle. Çeşit çeşit mürcekler böylece. Rabbim onlara her birine başka bir fark vermiş. Bir de eğer damak tadı olmasa hepsi boş ama, abes. Yani damak tadı olmasın, boş muhtemelen. Bazı hastalıklarda, enfeksiyonda, ateş hastalıklarda damak tadı biraz gider muhtemelen. Damak tadı zedelenir böylece. Kişi iştahı gider o zaman böyle. En sevdiği bir şeyi bir ekran yerinden alır, koyar ağzına, tat yok, tat yok, saman gibi muhtemelen. Bak muhtemelen. Bir damak tadı
Bir sihir ucu var böyle, sihir ucu mu der ya. O Allah'ta olmasa bütün ümmetler boş. Boş mu derim ben? Tadı olmasa böyle böyle böyle. Hepsinin tadı başka böyle. Meyvenin tadı başka. Allah'ım bana yardım et, sen şükür edeyim. Ve hüsnü ibadetlik, ve sana hüsnü ibadetlik, sana ibadetini güzel yapayım. Hüsnü ibadetlik, ibadetini güzel yapayım, ibadetini böyle. Baştan sağma değil böyle. Yani dünya iş önemli, araya sıkıştı vereyim şunu da, bir namazda alır bir sıkıştı vereyim. Yok böyle. İnşallah bunu muhteremler okuyormuşlar bunu böyle. Çok kısa bakınız böyle, çok kısa. Fakat bir öz, son öz olmuşlar böyle. Her namazdan sonra Şam'ın Halvan köyü vardır. El Halvan diye kasaba vardır böyle, küçük kasaba vardır. Orada bulunan bir zat, Ebu İdris Hazretleri. Kendi tabiinden, yani peygamberi görmeyenlerden böyle. Mekke'nin fethinden sonra, Hulen Savaşı'nda dünyaya gelmiş. Yani peygamber hayattayken dünyaya gelmiş ama tabii Şam'da kendisi de peygamberi görememiş tabii kendisini. Onlar için daha zordu muhtemelen böyle. Yani peygamberin dönemine yakın doğmuşlar. Bir kısmı o anda hayattaymış. Hatta işte imadenler vardı işlerinde uzaktan böyle. Ama gidip Medine'ye giremedi peygamber bazıları var. İşte imal oldu, devesli olacak, eşi olacak, işi olacak, şu giderim derken böyle uyananlar, gidemeyenler bir ağabey geldi ki Resulullah Mevla'ya kavuştu, yine geçti. Eyvah, yandı bundan böyle. Yandı bundan böyle. Bunun hayatları böyle geçti böyle. Hüzne geçti bunların böylece. Bu Ebu Lüz Hazretleri de, El Halevan Hazretleri de keramet sahibi böyle. Yani tabiinden keşif kâhmet sahibi ve Şam'da ikinci büyük müştehit Ebu Derda'dan sonra, sahabeden sonra böyle. Bir sabah diyor, Şam'a geldim, bir gün Şam'a geldim diyor, Şam mescidine girdim, Şam mescidine girdim, mescid-i camiye girdim. Baktım diyor camide, mescitte bir kişi oturuyor, genç. Genç kendisi, birer yüzlü, tebessümlü böyle, yüzün nurlu, hep yüzü tebessümlü, çok güzel, yakışıklı bir genç oturmuş. Bütün cemaat, tabi o zaman cami her zaman dolu yer vakitte böyle. Bütün imanetlerini çevirmişler, ona bir şeyler soruyorlar. Aralar bir konuşma oluyor, bir hitap ediyorlar, onu soruyorlar, ne derse kabul ediyorlar böylece. Merak ettim diyor, kim acaba bu böyle? Yani herkes bunun etrafında çevrelenmişler. Herkes onun yüzüne bakıyorlar. Ona bir şey soruyorlar. Onun için kabul ediyor, kim bu acaba? Sordum, kim bu? Dedim diyor, dediler ki diyor, Muaz bin Cebel. Demek ki ismi meşhur o dönemde tabii. Kim bu? Dediler diyor, Muaz bin Cebel. Yalan Hazretleri dediler böyle diye. Ben oturamam tabii diyor halkadayı, uzakım o diyor, geç kaldığım için. Hep ona baktım böyle diyor. O kadar ona sevdi ki gönlümde Allah için diyor. O kadar ona gönlümü sevdi. Ona böyle diyor. O anda diyor kalbimden geçirdim diyor. Dedim ki de yarın sabah namazına erkence geleyim. O zaman kapanmıyor camide. Açık her zaman sabaha kadar. Erkence camiye geleyim. Bunu bekleyeyim. Gelince buna onu sevdiğimi söyleyeyim diyor böyle. Yakında bu göreyim kendisine böyle şey. Ertesi sabah meşriğe gidiyor, erkence gidiyor. Bir de bakıyor, kimse yok meşritte ama Hazreti Muaz bin Cebel ondan önce gelmiş, namaz kılıyor. Hazreti Muaz Medine valiyken imam oluyordu, namaz kıldırıyordu. Onu şikayete geldiler Medine'ye. Şikayete geldiler. Ya Resulallah çok uzun okuyor. Doymuyor Kur'an'a muhtemelen. Bir rekatta Bekara oku, Bekara yok, Bekara yok. Bir rekatı muhtemelen. Bekara, 2,5 cüz aşağı yukarı böyle, 50 sayfa şöyle böyle, okuyor böyle şey. Yani Kur'an-ı Kerim'e doymayan,
Öyle bir sahabe-i kiram böyle. Konu aşıklı. Namaza durmuş. Namaz kılıyor. Ben de oturuyorum kenarda ve bekliyor namazı bitmesini. Bitiyor mu? Bitmiyor ki ama. Muazzam Hazreti Cebrail namazı. Bitmiyor namazı böyle. Öyle dalmış ki namaza böyle. Muhtemelen. Feyizden feyize böyle. Zevkten zevke böyle. Allah kerim okurken her ayetin de içlerine giriyor böyle. Yani cennettekini buluyor, cehennemdekini buluyor, mahşerdekini buluyor. Her halini yaşaya yaşaya böyle yaşaya yaşaya iki namaz kılıyor. Selam verince hadisi uzun da burasını özetledim. Altına ibare okuyayım inşallah. Sümen çiftühü min kıbeli veçihi. Sonra diyor önden geldim diyor bakın. Yani. Arkadan gelmiyor, yanına gelmiyor böylece. Uzan dolaşıyor. Min kıbeli veşihi, yüzüne geldim. Feselemtu aleyhi, ona selam verdim diyor. Demek ki meşriye de selamına gerekiyor böyle, konuşurken böylece. Süme kultu, dedim ki sana diyor, vallahi inni lehübbüke. Dedim ki diye, ben Allah için seviyorum. Yemin ederek gösteriyor burada. Ben seni Allah için sevdim, Allah için seviyorum. Fekala Allah'ı, Allah için mi diyor böyle. Burada bak çekiliyor hemze. Allah. Burada bir hemze daha fazla var. Onun çekiliyor burada böyle. İstifam için bu. Soru için geliyor bu. Diyor ki Hazreti Muaz buna Allah'ı seni Allah için mi seviyorsun? Bak muhtemelen. Hemen peki demiyor bak muhtemelen. Bak. Bak burada şimdi çok dikkat edin böyle. Ne diyor bu? Vallahi ne diyor bu ki? Ya Muaz ben Allah seni seviyorum diyor. Allah seni seviyorum diyor. Daha sahabesinde olmamış. Cemaat yoktu camide böyle. İkisi yanı camide, beşliteler. Şimdi Allah için seviyorum deyince yok hala Allah'ı sen Allah için mi seviyorsun? Yok hala Allah'ı. Evet. Allah seni seviyorum. Yok hala Allah'ı. Yine sordu Allah için mi? Tekrar bak. Kult Allah ben Allah dedim diyor. Yok hala فَيَحَزَنِي بِعَبَّتِ رِدَائِي فَيَجْجَزَ بَنِي اِلَيْهِ İki defa sorduğum sonra diyor, tuttu elbisemi diyor, beni kendine çekti. Kendine çekti, yaklaştı kendisine böyle, böyle diye. Muaz bin Cemaz ettiler böyle. فَقَالِ اَبْشِرِ O halde sana müjde olsun, ne mutlu sana. Yani Allah'ı eşliğini sevebiliyorsan bak. Demek kovadı bak böyle. İki sefer Allah'ı, Allah'ı, Allah için mi? Allah için mi bak? Sorun muhtemelen bak. Demek kova değil be. Kova değil. Muaz bin Cebel kime soruyor bunu? Ebu İdris el-Havlani. Tabiinden. O da evliya makamda onda be. Büyük makamda kendisi de. Keşik Ahmet sahibi kendisi. Ona böyle diyor. Allah için mi? Allah için mi seviyorsun böyle bak. Kova değil böyle. Evet Allah için, Allah için deyince tutuyor elbisenden, kendini çekiyor. Fekale ebşir. Sana ne müjde, ne mutlu sana, sana müjde olsun. Fihinsin Resulü Aleyhisselam ve Teala. Ben de işittim peygamberimizden. Semitü Resulallah. Semitü ile buyuruyor bak muhteremler. Şimdi ilmi hadiste, tabi müştehitler için bunlar lazım bunlar, onlar için böylece. Mesela bir sahabe bile Peygamber böyle buyurdu derse öbürü semüt derse semüt öyle geçiyor. Öbürü ne diyor? Peygamber buyurdu. Acaba o mu peygamberin duydu? Yoksa başka sahabenin duydu acaba? Bir o da oradan bulundu mu bulunmadı ama belli değil. Fakat bu ne diyor? Semüt işittim peygamberin kulağını işittim böylece. Bu daha mutlu olmuşlar böylece. Böyle ki peygamber diyor Karahu Teala Allah Teala buyurur ki, yani hadis-i kutsi buyuruyor. Vecebe muhabbeti imtabine fiyye. Mevlam buyurdu diye hadis-i kutsi peygamber buyuruyor. Vecebe muhabbeti, vecebe vacip oldu burada, sabit oldu, kesin oldu. Benim muhabbetim, sevgim benim için birini sevenlere. Bak muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Vecebe muhabbeti hub, sevgi anlamına geliyor burada. Benim sevgim de vacip oldu. Yani kesinleşti, hak sabit oldu. İmtihabine fiyye.
Benim için birbirini sevenlere. Kim onu söylüyor? Adı Muaz söylüyor. Semih'i öyle. Resulullah'ın ağzını işittim diyor. Kulağı dıştım böyle diyor. Peygamber böyle buyurdu. Önce ebşir. Sevin, müjdeler. Ne mutlu sana dedi böyle. Ondan sonra böyle buyuruyor. Demek kim Allah için severse diyor, Allah'ın da sekundara sabit oldu, gerçek oldu. Ve bu dışarıdan fiye ve devam adış kutsi, benim için bir araya toplayıp oturanlara, yere gidenlere. Ve bu sabirine fiye, benim için bir görüşüyat edenlere, benim sabirine fiye, benim için ikram edenlere, din kardeşlerine böyle. Bir insan görmediği birini sevebilir mi karşıdan muhtemelenler? Sevebilir mi? Sever muhtemelenler. Mesela peygamberi sevmek, sahabeleri sevmek, tabiini sevmek, Eylullah'ı sevmek böyle, bunları sevmek var ya bunlara böyle. Hayatta olsun, olmasın böyle sevmek. Hadis okumuşlar diliminde, لَوَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَبَّ فِي اللّٰهِ buyuruyor Peygamberimiz. Lev enne abdeyni tehabba fillahi. İki kul bir Allah'ın sevseler. İki kul. Vahidun fil maşrıkı ve ahiru fil mağribi. Biri doğuda, biri batıda. Uzak birbirine böyle yani. Yani o dönemde göremezler tabii böyle. Telefon da yok, bir şey yok, görüşemezler böyle. İki kul birbirini seviyorlar. İsmini duymuşlar. İlimde, irfanda, ahlakta neyse birinin ismini duymuşlar. İkisi de onunla hayatta, biri doğuda, biri batıda. Birbirini sevmişler ama bunlar. Yecmallahu beynevma yanına kıyameti. Meylem onları kıyamet günü mahşerde bire getirecek. İsimler böyle. Birbirini tanımıyorlar, Birbirini tanımıyorlar. Diyecek Mevlam, filan oldu filan. Filan oldu filan. Tabii hanım sen mesela, filan kızı filan, filan kızı kızı. Gelin bakalım buraya. يَكُولُ هَذَلَّذِ كُنْتَ تُوِبُ فِيَّ Çek Mevlam, bak kulum, benim için sevdiğim buydu senin sevdiğin. O diyecek ki, bak, benim sevdiğim buydu bu şekilde böyle. Sevmiştin. O da bunu Mevlam buluşturacak muhteremler. Bu şekilde orada devam edecek. Bunun için Allah Celle Celaluhu, tabi peygamberleri sevmek, bilhassa Eshab-ı kiramı, yani sahabeleri sevmek, sahabeler muhteremler. Dinimizin temel taşıyan dinimizin sahabeler. Onların çektiğini Allah'ın din yolunda bizleri çekemiyoruz. Çekemeyiz onları, çektiklerine böyle. Onu çektiklerine böyle. İşkence, Mekke döneminde 13 yıl böyle. İşkence, baskı böyle. İşkence, ölümden beter. Yani kişi ölmeye razı olan da ama ölemiyor. İşkence muhtemelenler. Ateşe yakmalar, artık dövmeler, ateş kızıl çöllere yatırmalar, işkence, açsız bırakmalar böyle. İşkenceler böyle katlandır bunlara. Yani 3 yıl Mekke'de boykot yaptılar bunlar, müşrikler, Müslümanlara böyle. 3 yıl Mekke mükerremlerler. Müslümanlar mı almayacaklar, mal satmayacaklar mesela böyle. Bak böyle. Aç kalır Müslümanlar böyle. Ağacın kabuğunu kemir, ağacın kabuğunu kemirler muhtemelen. Ot yediler, ot, 3 yıl böyle, Parası var, sukul yukarı yiyorlar, panel kuruluyor, oraya gidiyor. Arpa buyu alacak, hayır, satmıyor muhtemelen. Ecevan bir tekme vuruyor, tekme vuruyor, gelmiyor bu şekilde. Buna katlandı bunlar muhtemelen. Sonra Medine'ye göç ettiler, hicret ettiler Medine'ye böyle buraya. Yapmadan mesumuz böyle bizim böyle. Yapmadan mesumuz böyle. Yani konforlu evler böyle, kaloriferli evler, lüks arabalar böyle, kriminal arabalar değil mi böyle? Yollar tertibi yapmadılar böyle böyle. Doyasıya kuru arpa ekmeği yiyemediler. Doyasıya şöyle bir serin su içemediler. Serin su içemediler. Hep cihatlar böyle. Müşrikler saldırıyorlar. Yahudiler saldırıyorlar derken Romalılar savaşa girildi, İran'la savaşa girildi böyle. Devamlı bir savaşta. Ne demek savaş? Hemen her savaşa girişte
yaralanma var, yaralanma var, bir yara böyle. Ok giriyor, ok, ok muhtemelen. Ok ucu olta gibi böyle böyle. Ucu sivri böyle, çekiyor yayını, hız atıyor, ok giriyor böyle. Girirken kolay giriyor, çıkmıyor ama böyle. Şey gibi, oltayı tutuyor böyle, şey çıkaramıyorsun buna. Hastaya kaldı, yine vursa çıkarsınlar. Hasta da yok, yine yok muhtemelen böyle. Yok böyle. Yok. Ne yapıyor? Kendi kendine oku çekiyor. Nasıl böyle çekiyor, 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 çekiyor. Yapamasa yetmese kuvveti bir karısına gidiyor. Karını çek şunu böyle bunu böyle. Şimdi parçalan muhtemelen böyle. Sahabeden biri Uhud Harbi'nde bir eline kılıç geldi, koluna kılıç geldi. Kemiği de kesmiş, yani deri sallanıyor böyle. Sallanıyor böyle. Kanı sakıyor böyle. Parmak kesilmiyor böyle. Tamam böyle, kolu böyle, dirsek bilek arasından kol kesilmiş, kemiği de kesilmiş, deri kalmıyor böyle, deri sallanıyor böyle. Öbürünü aldı kılıcını, çekilmiyor kendine yaparken, bahattaki bu su, el bunu şey böyle, zahmet veriyor. Ayağına bastı o şeyine, kılıçla kesti, attı, yok savaşırdı muhtemelen böyle. Yani ondan çektiği din işi muhtemelen, din işi muhtemelen böyle. Açlık, susuzluk, kıtlık, darlık böyle muhtemelen böyle. Darlık, kıtlık böyle, yoksulluk böyle, bu kadar şeyler. Hep bunlar din işi böyle. En büyük imtihan sınav onların başına geliyor bunlar böyle. Onları sevmemiz gerekiyor, sahabe-i kiramı. Kim onları hangisini daha çok severse hem ona ruhuna haber alıyor. Gidiyor. Hem ona gidiyor. Böyle. Bu dönemler şu anda aklıma geldi. Sahabe deyince aklıma bir olay geldi şu anda. Şam'dayım. Medine'ye gideceğim. Evrakım 90. Evraklarım 90. Gidemiyorum. Uşak'a gidilecek. O zaman karayolu yoktu öyle. Çöldü. Yani çöl kamyonları vardı. Traktör gibi tekerlekli vardı. Tırtıllı büyük. Yük taşıdı çöl kamyonları. Otobüs gitmezdi. Ya deniz yolu bir de hava yolu vardı. Uşak'a gideceğim. Gittim. Yazarlığa gittim. Uşak bir yer alması için. Baklar ki evrakım 90. Gidemezsin. Haftaya kalacaksın. Ben de kalamayacağım haftaya kadar. Ne hikmetse içim yanıyla gitmiş Medine'ye. Öyle geldi kendime. Ne dersem fayda yok. Fayda yok. Çıktım oradan. Ne yapayım? Nereye gideyim? Aklıma Hazreti Ebu Hureyre gelmedi aklıma. Ebu Hureyre. Nasıl geldi? Ebu Hureyre. Şam'da kapalı çarşı var. Adı Sukul Hamid. Adı Hamid'in adı çarşı. Sukul Hamid. Orada meşit var. Oradanın makamı. Orada çok kalmış kendisi orada. Makam var böyle. Küçük bir meşit. Orası yapmışlar şimdi. O zaman bir odaymış, küçük odaymış. Çok kalmış orada. Şam'da. Oda da kalmış orada. Onun makamı orada. Mezar gibi yapmış yerinde yapmış orada. Aklıma geldi. O aklıma geldi o anda. Bir de dedim. Hadi Ebu Hureyre'ye dedim, yalvarayım. İnşallah dedim, benim bahşişi alır Medine'den bunlar muhtemelen böyle. Şimdi, bakın Mevla'nın hikmetine muhtemelen böyle. Meşte gittim, ilk kez namaz kıldım, ayağa kalktım, döndüm şimdi o makamın başına geçtim ayakta. Ama o anda, kendime değilim ama o anda. Öyle hal aldı ki o anda kendime geçmişim o anda. Başta bir yalvarmaya. Ya Ebu Hureyre! Allah senden razı olsun. Bir an senin rılayı böyle. Hani bu şey yaptım böyle. Dedim ya Ebu Hureyre Allah aşkına Allah için dedim. Sana yalvarıyorum böyle. Peygamber seni çok severdi. Sen Eshab-ı Suffe'desin. Resulümüzle beraberdin devamlı. Peygamber seni çok severdi. Peygamber seni kırılmaz kesinlikle. Allah aşkına yalvarıyorum böyle. Bağırıyorum bu şey böyle. Ne olur Resulullah benim için adıma sen şefaatçi ol. Bir alın başlayın Medine'ye. Ben böyle derken içine bir his geliyor elimde olmadan tamam oldu işini çekme. Bir sakinleştim birdenbire böyle. Bir sakinleştim. Çıktım oradan şimdi. Dur okudum falan çıktım oradan.
Gidiyorum caddedir. Kalabalık cadde tabii. Gidiyorum caddede. Ama hızlı gidiyorum ama. Ama gencim tabii. Hızlı gidiyorum. Bir yere bakmıyorum ben. Zaten bir şey gözüm görmüyor. Aklına ve dine. Gidiyorum. Biri selam verdi. Ve aleyküm selam. Ne olur, nerede dedi böyle böyle. Yarı artık Türkçe böyle. Nereye böyle. Ne bu acı dedi böyle bana böyle. De yok bir şey. Hiç bakmayacağım böyle. Kim bakmayın böyle. Ben devam edeyim gene. Gel önüme geçti. Dur, ne diyorsun sen böyle? Ne bu acıyla bu kadar? Ne diyorsun sen? Yok bir şey gene. Gidiyorum. Üçüncü önüme geçti. Elim burada göğsüme. Dur. Ama bir bağırdım ama bir kendime geldim böyle. Onda böyle. Gördüm. Yani bir değiştim onda böyle. Sen bahşişlerim istiyor muydu neye gitmek? Böyle. Sen bahşişlerim istiyor muydu neye gitmek? İstiyor musun? Gel. Muhtemelen. Dedim işte yolda sardığım böyle erkek işleri sen karşıma ver. Yaklaşık yazıhaneye. Var mı sen bir beyaz kağıt yanında? Var. Ver bakalım su kağıdı bana. Verdim muhtemelen. Tam da artık pasaportlar Suudi Arabisi elçi yerine tasdik gidiyor oraya böyle. Bize işin oraya gidiyor. Dur bunu al bunu de. Onun şeyi eksik. Tamam tamam dedi böyle. Verdim muhtemelen. Gittik şekli eksik muhtemelen. Dedi ki bana yazıhane şimdi. İşte parası verdim orada. Saat 5'te buraya gel dediler böyle. Ben gene o gün geziyor ama Şam'da ama kalbim tam mutmine değil ama yani tam böyle. Ya bu kimdi acaba? Bunu bana kim gönderdi? Benim gideceğim bu nereden bildi bu? Bu tabi bu da boş değil böylece. Böyleyken ikindi kıldım. Saat 5'e doğru gittim mesela. Erkence git oturum orada. Tabi yolcular oturuyorlar orada. Salonda. Derken pasaport da geldi. Üzerinden geldiler böyle eşlere. İsim oku başlar okullar. Ahmet Tamar. Yani Ahmet Tamar. Hat. Baktım tamam tamam. Sonra Medine'de öğrendim bu meseleyi muhteremler. Derler ki anlattığım bazı zatlar oldu Medine'de. Derler ki bana Allah dostları, Allah dostları olmayanlar böyle. Sahabeler, Allah dostları. Onların manevi gücü, kuvveti var. Ama bu resmi bir iş. Sana bir insan lazım. Dünyada bir evliyayı gönderir o dedi. Evliyayı. Bir evliyayı gönderir. Onlar bağında kurar evliyayla. Git kardeşini gör der böyle böyle. Ama Şam'ı Halep'te ama Türkiye'de kimse o artık böyle. Bir anda oraya gelir böyle. Evli Allah dostum der böyle. O dedi görevlendirir. Bu iş bir olur bu dedi. Şöyle. Yani şimdi muhtemelen bundan çıkardım. Şu anda aklıma geldi yani bu mesele böyle. Dünyada böyle bu baktan bak. Böyle muhtemelen. İnşallah kabirde mahşerata inşallah muhtemelenler onun işi var olumda. Şifalı inşallah böyle. Yani sahabelere sevelim sahabelere muhtemelenler. Onlara sevelim böyle. Allah hepsinin razı olsun muhtemelen. Olsun böylece. Din iş Allah için çalışması muhtemelen böyle böyle. Yine bir şey daha ilave edeyim inşallah. Sahabeden biri Haşim Beşer'den Abdülhamid Af Hazretleri. Abdülhamid Af Hazretleri muhtemelenler. Abdurrahman bin Avf. İlk Müslümanlardan. Cennet-i Müjde'nin 10 kişinin biri böyle. İlk Müslümanlardan. Bunu abim çok mal verdi. Tabi devamlı Allah yoluna veriyor bunlar da. Peygamberimizden sonra epey yaşadı kendisi. Bir bolluk oldu. Tabi Roma ülkeleri fetholundu, İran fetholunuyor. Hazreti Ömer döneminde bolluk bereket, muazzam bolluk bereket oldu. Bir gün bu oruçluymuş. Oğlu buna iftarı getirdi, tepsiyle. İftarı getirdi, önüne koydu. Baba, daha bir can isteği bir şey varsa onu yapalım baba, söyle bakalım. Şey bir baktı, her şey var. Ağlama başladı. Baba niye ağlıyorsun baba? Acaba aklına gelen bir şey mi var? Can dedi bir şey var baba. Sen onu yapalım, alayım, hemen getireyim baba. Ne istiyorsun, niçin ağlıyorsun? Konuşamıyor ağlamaktan. Ağlıyor böyle.
O oturdu, bunu sakinleştirmeye çalışıyor. Sakinleşti. Baba niye ağlıyorsun? Oğlum, oğlum, yavrum. Hazreti Hamzalar, Hazreti Musablar yine çalışırlar böyle. Çalıştılar böyle. Onlar Uhud'da şehit olunca onlara sadece bir kefen bulunmadı böyle. Yarışıma gittiler, yarışıma gittiler böyle. Ot konu, ot konu onlara böyle. Evlerinde sadece bir şaşar bir şey yoktu bunlar sarmada böyle. Onlar dine çalışırlar, Allah'a şehit olurlar ama karşı amalar dine karşılığını arta kaldı. Yani biz de biraz dine çalıştık, gayret ettik ama acaba dünyaya bir de peşin veriliyor bu. Bu kadar nimet. Bu yüzden muhtemelen böyle baktı. Bak şehir mi boğulan muhtemelen, üzülüyor muhtemelen. Acaba o hizmetin karşılığı mı bu dünyada bize veriliyor? Diye muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz, inşallah Allah'ın bir şifa çeylesin. İşimiz zor. İlahi Teala Fatiha.